Bugün Çanakkale Biga ilçesi Elmalı köyünde Alper Şen Bey'in çizme tarım işletmesine misafir olduk. 2018 yılında burayı bir ceviz bahçesi olarak tasarlayalım istedik. Buralarda dedim koyun yok da güzel olur. Bana dediler cevizin içinde koyunculuk olmaz. Ağaçlarını kemirir, yapraklarını yer. Ben dedim ki deneyeceğim. İşte arkamızda görmüş olduğunuz iki katlı betonarme bir damı tesis yaptınız. Ederek işte burada karıyoruz, tamam. Koyuyoruz, çekiyoruz, dağıtıyoruz. Bu sene sizin ürününüzü radarıma takıldı. Şu an ürün bizi tatmin etti. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale Biga ilçesi Elmalı köyünde Alper Şen Bey'in çizme tarım işletmesine misafir olduk. Yanımızda Merinos koyunları var. İçinde bulunduğumuz arazide cevizlik bahçesi. Çok ciddi güzel bir öyküler var. Dersimizi çalıştık. Alper Bey'e geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Alper abimize dönüyorum. Alper abi merhabalar. Evet merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Şeref çok teşekkürler. Verdiniz. Sağ olun teşekkürler. Abi. Bizleri davet ettiniz. Güzel bir güneşli günde bir araya geldik. Evet. Köyümüz güzel ya. Evet. Biga'nın bence güzel köylerinden birisidir. Yaylalarından birisidir Elmalı. Diyebiliriz. O yüzden tekrar hoş geldiniz. Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Abi asıl mesleğiniz mimarlık. Evet. Ama tarım ve hayvancılıkla yoğun bir şekilde ilgileniyorsunuz. Evet. Ben size sordum hatta meraktan birçok sohbet falan da ettik. Bunlara ilişkin bir özet geçebilir misiniz? Tarım ve hayvancılık kısmına ne zaman başladınız? Neler yaptınız? Tabii hemen şöyle kısaca kronolojik bir özet geçeyim. Şimdi evet söylediğiniz gibi benim asıl mesleğim mimarlık. Halen de aktif olarak çizme yapı mimarlık olarak Biga merkezli şirketimizin faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Projeden ziyade taahhüt işlerinin içerisinde kendi yerlerimizin değerlendirmesi anlamında mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Mimarlık bizim mesleğimiz. Ana katar o. Biz arkasına işte hikayenin gelişimine göre birer lokomotif eklemeye gayret ediyoruz. 2015 yılında benim Elmalı'ya gelişim başladı. İçinde bulunduğumuz bu 26 dönümlük tarlayı almak nasip oldu. Evet abi. Orada başladıktan sonra burasını değil de başka bir tarla daha elimize geçince damızlık kümesimizi o tarlaya yaptık. 2016 yılından beri de 4000 metrekare üzerinde damızlık Çanakkale'nin hala ilk ve tek tescilli damızlık yarka tesisi olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Evet abi. Öyle olunca Elmalı gördüğünüz üzere biraz zor bir coğrafya. Yamaç, Karadeniz, yatırım yapıldığında altyapı maliyetleri biraz daha fazla harcanıyor. Öyle olunca buraya başka bir şeyler de yapalım diye kafamız biraz çalışmaya başladı. Öyle olunca 2018 yılında burayı bir ceviz bahçesi olarak tasarlayalım istedik. Cevizlerimizi ektik. İşte bu sene Allah nasip ederse ufak ufak hasata doğru gideceğiz. 5 yaşındayız. 5 yaşında bulduk. Chandler cevizler. Evet. Çizme tarımın hikayesi gün be gün değişmeye başladı işte bu şekilde devam edince. Sonra 2019 yılında da Çanakkale'nin ilk yaban mersini bahçesini tesis ettik. Hayata soktunuz. Hayata soktuk. Tamam. Onu çok isteyerek, planlayarak ve araştırarak girdik. O işte planladığımız yönde devam ediyor. Bu sene 3. hasatımızı yapacağız. Çok güzel abi. 25 dönüm üzerinde çalışıyoruz. Bunu da hale getirdikten sonra cevizlerimiz serpilmeye başlayınca bu alanın sadece ceviz olarak kullanılması benim içime sinmedi. Dediniz ki bir sürü boşluk alan var. Evet. Bu alanda da otlar çıkıyor. Buralarda dedim koyun olur. Tamam. Çok da güzel olur. Mis gibi doğa, mis gibi hava, su. Ben dedim burada biraz koyunculuk yapacağım. Bana dediler cevizin içinde koyunculuk olmaz. Neden? Ağaçlarını kemirir, evet. Yapraklarını yer. Ya o ya o. Tamam. Ben dedim ki deneyeceğim. Evet. Bütün söylenenlere rağmen
İşte arkamızda görmüş olduğunuz iki katlı betonarme bir damı tesis yaptınız. Ederek 2020 yılının Ağustos ayında 80 dişi 3 koç ile koyunculuğu öğrenmeye başladık. 2020'nin Ağustos ayından itibaren de koyunculuğu da eklediğimizde çizme tarım olarak adlandırılan üst yapının bütün unsurlarını bir yere getirmiş olduk. Yeni bir şey düşünmüyoruz. Çok güzel. Bu düzenlerin olması gerektiği gibi çalışması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok güzel abi. Şimdi 2020 Ağustos'da geldi hayvanlar. O saatten sonra abi kaç defa doğum yaptık sürüde siz özellikle dışarıdan yeni bir dişi hayvan almak istemediniz. Kendi aile evet. işletmenizi evet. kendi içine çoğaltarak koçları sadece tazelemek evet. suretiyle işletmeyi büyütüyorsunuz şu an. Doğrudur. Büyütme safhası devam ediyor. Buradan biz hangi sayıya doğru ilerleyeceğiz? Neler yapıyoruz? Evet. O kısma geçecek. Şimdi bizim bu Ari sürüğümüzü edinmemizde Allah rahmet eylesin Gönen Beyköy'den Mustafa Idız abimizin çok büyük katkısı oldu. O da benzer mantıkta sürüsünü geliştiren ama büyümekten ziyade belli bir sayıya geldikten sonra damızlık olarak piyasaya hayvan veren bir abimizdi. Geçen yıllarda kaybettik. Onu da hayırla yad ediyoruz. Onun atmış olduğu tohumlarla biz yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü doğumlarımızı bitirdik. Sizin ürününüzle beraber dördüncü koç aşımına başladık. Şu an sene, yapıyoruz. Bu sene yapıyoruz. Tamam. Çıkan dişilerimizden bize damızlık olabilecek olanları bırakıp 12 aydan önce tekrar koç koymadan sürüyü şu an 200 civarı hayvana getirdik. Anaç olarak. Anaç olarak. Allah nasip ederse hedefimiz 400-450 bandında bir sayıya ulaşmak. Bundan da öteye geçmemek. Çok güzel abi. Şimdi abi birazdan kapalı sisteme geçelim. Öncesinde de siz şu aşağıdaki çayır mera olanaklarından özellikle mera ağaçlarının evet. altı kısmından bahsettiniz. İlal şeklinde alt Hı-hı. tarafta da bir 30 dekar bir araziniz var. Evet. Su var. O kısma biraz orada, değinecek olursak. Evet, orada şöyle bir sistem kurmaya çalıştım ben. Şimdi burası 26 dönüm. Çiftliğin yan tarafından başlayarak yolun boyuna kadar devam edecek şekilde sağ olsun köylülerimizden uzun süreli bir kiralamayı yaparak yaklaşık 120-130 dönüm daha ilave bir alanı yapay mera vasfına getirdik. Parça parça farklı şeyler ekliyoruz. Buğday ekiyoruz, yulaf ekiyoruz. Bir sulanabilir, bir düzlüğü biraz daha fazla olan bir 20-26 dönümlük bir yer var. Oraya yukarıki su depomuzdan kendi mecrasında tabancayla sulabilecek gibi çok yıllık bir mera otu ektik. Bunun bize avantajı ne oluyor? İşte Temmuz-Ağustos aylarından itibaren orada da bir miktar yeşillik bulabiliyor evet. hayvan. Ama bütün bunları yaparken mantık şu, hayvan meraya çıkacak, gezinecek, hayvanlığını yaşayacak. Bulabildiğini yiyecek. Eğer eksik kalırsa ben akşam damda tamamlıyorum. Aynen öyle. Çıkarttığım yerden hayvanın doymasını gibi bir beklentim olmadığı için bu sistem benim için son derece doğru. Evet, maliyetleri düşürebildiğimiz kadar dışarıdaki imkanlarla evet, düşürüyoruz. Düşürüyorum. Sonra geldiğinde de eksikleri tamamlıyoruz. Eksiklerini Ot tamamlıyorum. Sepetlerimiz olsun, işte evet. takviye yemlerimiz olsun. Çünkü ben bir ova köyünde yapmıyorum bu işi. Ova köyünde yapsam bu çok daha rahat İki organize edilebilecek bir şey yapılabilecek gibi. Gibi. Ama burada önemli olan bu coğrafyadan, bu ağaçlardan, bu havadan hayvanın hayvanlığını yaşamasını evet. sağlamak, eksik kalanını evde çocuğun önüne yemek koyar gibi koymak. Benim 2016 yılından beri girmiş olduğum hayvancılıkta öğrendiğim en önemli şey şu. Hayvan ister tavuk olsun, ister koyun olsun, ister dana olsun, ister düve olsun. Konuşamayan insan. Evet. İnsanın ihtiyacı neyse hayvanın da ihtiyacı o. Gezmek ister. Güzel kaliteli yemek ister. Aynen. Temiz hava ister. Kesinlikle. Altı kuru olsun der. Sırtı pek olsun der. Kesinlikle. Sadece konuşamaz. O yüzden ben kendimin hayat kalitesini nasıl önemsiyorsam buradaki hayvanlarımın da hayat kalitesini önemsiyorum. Ona uygun adımlar atmaya çalışıyorum. Öyle olunca da ben hayvanlarda bir değişim olduğunu
Belki yoktur ama en azından psikolojik olarak hissediyorum. Bu da beni mutlu etmeye yetiyor. En azından yetiyor. Sağlıklarının yerinde olması bile zaten evet. Doğru yolda olduğunuzun işarettir. Evet. Bizde hani veterinerlikte, zootekniğinde şu vardır. Güneş serbest olacak, oksijen serbest olacak, yeşil mera serbest olacak, hareket alanı aynen. Geniş olacak. Hayvan dışkısının üstüne yatıp kalkmayacak, ıslak zemine yatıp kalkmayacak. Üstüne yağmur yağmayacak, kuru olacak üstü. Çakmak çaktığınız zaman alev oynamayacak, kesin. Rüzgar üstünden sürekli akış şeklinde olmayacak. Bunların hepsi zaten abi hayvan refahı için önemli unsurlar. Siz de burasını zaten buna göre bunun kurgulamışsınız. Için, evet. Dolayısıyla çok güzel. Bu yolda, bu planlama dahilinde devam ediyoruz. Allah nasip ederse seneye bu zamanlarda hedeflediğimiz sayıya tam olarak olmasa da küçük eksikliklerle ulaşacağız. Ondan sonrasında hep birlikte tekrar yaşayacağız, göreceğiz. İnşallah. Şimdi abi sizin şu projenizin olduğu yere geçsek, iki katlı tamam. işletmenin içerisinde bir görebilir miyiz? Tabii ki. O tarafa geçelim, izleyenlerle de paylaşalım. Tabii, özelliklerini, tabii padoklarını tabii hep beraber o tarafa geçelim. Şimdi işletmeye ikinci kattan giriyoruz herhalde, üst kattan. Evet, yani şeyde şu anki sürümüzün tamamını şu kotta kullanıyoruz. Tamam. Normal. Yan tarafını doğumhaneler olarak şu sağ programladık. Tarafta doğumhaneler evet. Var. Tamam. Burası da ana sürünün bulunduğu yer. Alan. Tamam. Bunun kapasitesini kurgularken abi 200 üst kat, 200 alt kat gibi olarak evet. Kurgulamıştık. Evet. Şimdi burada da Furkan Bey evet, şöyle abi. Görmüş olduğunuz gibi bir kendimize bir yem yolu. Servis yolu burada. Servis yolu bıraktık. Evet. Şurada yem karma makinamız alt katta. Oo, asansör sistemi falan var. Asansör sistemi var, evet. Abi çok ilginç, evet. Yem karmamız alt katta. Alt katta biz mutfakta hazırlık yapıyoruz. Evet, aşağıda hazırlık yapıyoruz. Şimdilik aşağıya hayvan koymadığımız için alt katı samanlık olarak, ot gibi kaba yemlerin stok alanı olarak kullanıyoruz. Tamam. Şu bulunduğumuz yerin hemen altında buğday ve arpa silolarımız var. Alt katta da geçeriz. Alt katta geçeceğiz. Aha. Yem burada hazırlandıktan sonra çekiyorsunuz. Cavaskarla yukarı çekiyoruz. Tamam. Şeyde de altında da tekerlekleri var yem arabasının. Tamam. Buradan çektikten sonra yem yoluna girip sağlı sollu dağıtım yapıyoruz. Çok rahat bir şekilde. Önlem besleme yapıyoruz. Evet. Yani. Hayvan geldiğinde yemi önünde. Tamam. Çok güzel. Burada da oluyor. Herhalde bir program var sanırım. Mesela tabii mesela şeyde ultrason bakmışız. Burada küçük notları alıyoruz. Evet, neden gebelik döneminde? Onun haricinde sürü takip sistemiyle alakalı bir program da aldım. Tamam. Onu da kullanıyorum. Özellikle kuzuların annesinin kim olduğuyla kim oldu? Alakalı. Koçla alakalı bir konu var. Onu biraz sonra sizin ürünle birlikte eşleştireceğim için onu o zaman anlatmak daha mantıklı olacaktır. Tamam. Şimdi yeni dam yapacak olan arkadaşlara bir önerim. Evet, mimar ben, olarak. Evet, ben o hatayı yaptım. Bu sene çatı panellerimi değiştirdim. Sandviç paneli. Sandviç panele döndüm. İlk seferde İlk yaparken trapezde evet. Aşırı damlama yaptı. He, terleme oldu. Çok terleme yaptı. Bir de gece ve gündüz sıcaklık farkının çok yoğun olduğu bölgede olduğumuz için bizi çok yordu. Çok mutsuz olduk. Kışın soğuk, yazın sıcak oldu. Onun haricinde sabahları yoğuşmadan dolayı çok ciddi anlamda oldu. Altlıkla alakalı sıkıntı yaşamış olduk. Oldunuz. O yüzden yeni dam yapacak arkadaşlara önerim çatı malzemesini alabildikleri ve erişebildikleri en iyi malzemeyle alsınlar. Paraya kıysınlar. Bir iki sefere mahsus. 2-3 evet. Kat bir para verilecek. Evet. Ama terleme evet. Zaten o evet. Trapez saçı çürütüyor. Evet. Çürütmesini de önüne geçmek için kullanım ömrünü arttırmak, hayvan refahını arttırmak kesinlikle. Için. En baştan benim buradaki mesela mimar olarak tarımsal yapıları, hayvansal yapıları yapan birisi olarak söyleyebileceğim ve yaptığım hata bu. Evet. Ama bunu bu yaz girişinde çözdük. Bundan sonra da bu şekilde çok devam edeceğiz. Yani gördüğünüz gibi burada çok allame cihan bir şey yok. Tamam. Sadece biz kurguyu bu şekilde yaptık. Yan tarafta da doğumhaneleri evet. Programladık. Tamam. Sürü buradan geldiğinde kaşak yerlerimiz yer değiştirebiliyor. Bazen evet. Burada oluyor. Modüler bazen yani öbür bunlar. Modüler. Tabii. Hayvanın o günkü şeyine göre bir sürü kalabalıklığına aksiyon göre ihtiyacı almış göre. Oluyoruz. Mesela bunlar kuzular mı abi? Şu yan taraf. Bunlar
Yaş olarak en son kuzular bir boy büyükleri arka tarafta. İlk doğumlar oradaydı. Evet. Bu hayvanlar ne zaman doğmuştu? Bunlar ne zaman doğdu? Yani ilk yaklaşık sezon diyelim. Şöyle 8. İlk partiyi gönderdik. Bir 10 gün önce bir grup kuzuyu bıçağa gönderdik. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam Mart'ın 15'inden sonra doğanlar. Diğerleri de Ocak, Şubat diye falan doğmuştu. Evet, evet. Onlar da bir tık büyükleri onların de yukarıda. Onların çünkü anneleri bugün koça tekrardan katıyoruz. Aynen öyle. O şekilde döngüye evet, girmiş olduk. Döngüye girdim. Şimdi burası 300 metrekare bir katı. Evet. Burası ve yan taraf da buna dahil. Evet. Ama yan tarafı 300'e dahil değil. Dahil değil. Dahil değil. Sadece bu ana sadece bölümü. Ana binayı yaptık. Doğumlarla beraber bu senenin başından itibaren, daha doğrusu geçen senenin başından itibaren yan tarafı faaliyete getirdi. Evet. Çünkü ilk sene ilk 80 anayla başladığım için şu hayvanları şurada tutuyordum. Hı hı. Doğumhanelerimi de burada yapıyordum. Bana bu kat yetiyordu. Yetiyordu. Şimdi sonra hayvan sayısı arttıkça analar burada, doğumhaneler yan tarafa aldı. Çok güzel. Tamam. Şimdi alt katta 300, toplam 600 metrekare. Evet. 200 burada, 200 alt katta, 400. İnşallah Allah nasip ederse ulaşabilirsek o şekilde devam edeceğiz. Şimdi merak kısmından bahsettik. Döndüğünde ot sepetleri olsun ya da yemlik yolundan eksikleri tamamlamaktan evet, bahsettik. Bu yem şeyi bizim kendi öngörümüz. Evet. Bizim buradaki derinlik olarak mesela yaklaşık bir karış diyebiliriz abi şurası. Tabii. Özellikle aşağı yukarı evet. 22-23 santim bir derinliği var. Yine burası daha derin, ittirmeye müsait olsun. Ve şunu eğimli yaptık ki yem zayiatını minimuma indirebilmek için. Bu da bizim işletme müdürümüz İsa ustamızın kendi tasarımı. Buna ben karışmadım. Çok abi güzel. Böyle yapacağız dedi. Tamam. Ha bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu mimarız ama bunun yanında bu kadar anlattığımız farklı disiplinlerde bir şeyler yapmaya çalışırken ki benim en çok dayanak noktam şu oldu. Her yaptığım işte bu işi meslek edinmiş, bu işi bizden 1000 kat daha iyi bilen birilerine danışmak. Mentor. Ve onlardan hizmet almak. Kesinlikle. Ücreti mukabilinde danışmanlık deyin, akıl deyin, mentörlük deyin, ne derseniz deyin. Kesinlikle. Yani Yaban Mersin'i Bursa'dan bir doçent hocamızla birlikte organize ettik. Cevizi. Cevizi aynı şekilde bu işi bilen ve pratikte uygulayan hocalarımızla tesis ettik. Broiler kısmında. Burası broiler kısmında zaten Banvit'in sözleşmeli yetiştiricisiyiz. Onların önderliğinde devam ettik. Koyunları alırken de veteriner arkadaşımız var Gökhan. Gökhan'dan dedim bak ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Senden akıl değil hizmet almak istiyorum. Profesyonel veterinersin, evine ekmeğini veterinerlikten götürüyorsun. Benim çiftliğime sorun olduğunda değil, düzenli olarak ziyaret et, bak, beni yönlendir. Ben bilmiyorum ama yapmak istiyorum. Aynen. Buradaki benim bu işe girmeye hevesli ama hiç bugüne kadar bu işlerle iştigal etmemiş olan arkadaşlara tavsiyem, doğru insanı bulduğunuz takdirde yapılmayacak hiçbir konu yok. Yoktur. Her türlü de gözünüz kapalı yatırım yaparsınız. Yaparım. Ve parasını evet. kazanırsınız. Evet. Kesinlikle de pişman yani olmazsınız. Şurada bahsettiğimiz yarım saatlik süre içerisinde 4-5 tane birbirine hiç alakası olmayan disiplinden evet, evet. fark ettik. Kesinlikle. Yani bir insanın ömrüne sığmayacak bir evet, bu, işletme bu çarklar sürecini dönüyor. Yavaş yavaş verim dönemine geldik. Evet. Yani 5 senelik bir yatırım programının içerisinde olduğumuzu düşünecek olursak tabii. sonuna geldik. Eğer bu şekilde devam edecek olursak artık banka birimleri. Hesaplarındaki pozisyonlarımız da evet. yavaş yavaş bizi mutlu edecek pozisyona aynen. gelecek. Artı... O yüzden hiç çekinmeyin. Özellikle pandemiden sonra bu işler çok merak edilen konular oldu. Cesaretlendirmek ve teşviklendirmek için söylüyorum. Doğru bir insanı danışman olarak başınıza aldığınızda yapılmayacak hiçbir iş yok. Kesinlikle abi. Ve tarım ve hayvancılık hiçbir zaman ölmez meslek. Ki, asla. Siz burada dediğiniz gibi doğanın tam ortasında evet. Tarım ve hayvancılık bitkiyle hayvanı buluşturdunuz. Hem ülkemize bir üretim hem de bu işten para kazanmak. Ama bir önemli detay daha vereyim. Hiçbir iş yapmıyorum. Yani anlamam. Sağ olsun arkadaşlarımız bütün buradaki tarla işlerinden olsun, hayvancılık işlerinden olsun. Ama şu çizme giyilecek abi. Evet. Şu sopa günde, alınacak. Günde yarım saatte olsa bu çizme giyilecek, gelinecek. Ne oluyor, ne bitiyor, bir sorun var mı? Ne konuşmamız lazım? Yarın ne yapacağız? Bu olacak. Ben danışmanı tutarım.
Yatırım yaparım. Yatırım yaparım. 5 ayda bir giderim. Elimden abi o işe de girmeyin. Evet o işe girmeyin. O işe de girmeyin. Aynen öyle. O işe de girmeyin. Onda da üzülürsünüz. Aynen öyle. Kesinlikle abi. İşin başında olmak çok önemli. Şimdi abi Merinos ırk gereği 2 yılda 3 kez doğum yapma hedefimiz var. 8 ayda bir kez döngü yapıyoruz. Siz bugüne kadar abi bu Merinos'ta senkronizasyon için süngerleme uyguladınız mı? Kulak arkası işte uygulamalar yaptınız mı? Dere Derman Koyun Koç Pro Premix için nasıl bir sizi süreç hemen özetleyeyim. Bir sünger hiç yapmadım ve hiç yapmayacağım. Net. Bu konuda hayvan refahına çok önem veriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yapmadım ve hiç yapmayacağım. Bir kere kulak arkası yaptım. Yaklaşık 1,5 sene önce. Bu sene sizin ürününüzü radarıma takıldı. Kanalınızdaki videoları takip ediyorum zaten. O zaman Gökhan arkadaşımıza, sorumlu veteriner arkadaşımıza, Gökhan şu işe bir bak bakalım nedir ne değildir. Biz mantıklı buluyoruz ama teknik olarak bu iş uygun mu değil mi? Sağ olsun o inceledi. Abi olabilir dedi. Denenebilir dedi. Öyle olunca bizim satın almacı arkadaşlarım sizlerle irtibata geçtiler. Siz bir program yaptınız. Ürünlerinizi aldık. Ürünlerinizi aldıktan yaklaşık bir 10-15 gün sonra verdiğiniz program dahilinde hem dişilerimize hem erkeklerimize verdik. Verdik. Ardından koçları dişilerle buluşturduk. Şimdi süreci takip ediyoruz. Çok güzel abi. Yani dediğimiz gibi abi koyunlarla koçları buluşturmadan önceki 10 gün boyunca vermeye başladık. 10. gün buluşturduk. Şu anda yaklaşık zaten 40. güne doğru bitmek yaklaştık. Süreç bitmek üzere. Biz de oradaki süreci zaten tecrübelerinizi paylaşmaya gelmiş olduk. Evet. Netice itibariyle nasıl bir mesela hızlanma süreci oldu mu belli bir noktada? Şu anki gidişatımızı söyleyeyim. Şu an ürün bizi tatmin etti. Yolunda gidiyor izlenimi bizde var. Net olarak söyleyebilirim. Şimdi ahırın iç tarafını görmüş olduk. Dışarı doğru çıkalım. Diğer tarafları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hem aktaracaklarımız devam edecekse. Hadi buyurun, buyurun geçelim. Şu alanı, şu düzlemiş olduğumuz alanı samanlık olarak tesis edeceğiz. Uzatıp. Tamam. O zaman alt katta şu an samanlık olarak kullanmış olduğumuz alan, işte o bahsetmiş olduğumuz hayvan sayısının artmasıyla birlikte kullanım alanına girmiş olacak. Ne olacak? Burada samanlık. Evet. Yem karmalar burada. Aynen. Hayvan yarısı aşağı geldi. Yarısı yukarı çıktı. Burası doğumlu haneleriyle beraber ayrı bir ünite. Yukarısı doğumhaneler var ve ayrı bir ünite. Aynen öyle. Özellikle eğimin fazla olduğu arazilerde bir yatırım yapmak isteyen arkadaşlara bu modeli önerebilirim. Çalışıyor. Çalışıyor. İki katlı olan. Çalışıyor. Birim alanı daha verimli kullanma. Evet, çalışıyor. İki defa afriyat yapma. Hele şöyle çok eğimli alanlarda başarılı oluyor. Evet. Çalışıyor. Şurada da gördüğünüz gibi gübreleri dışarı çıkartıyoruz. Aynen doğru. Bunları yaktıktan sonra da bir sene sonra da cevizlerimizin dibine döküyoruz. Burada bir döngü var. Cevizlerin altındaki bitkiler orada evet. Koyunları dönüşüyor. Besliyor. Aynen. Koyunları besliyor. Gübreleri tekrardan cevizlerin verimini evet. artırmak için doğal gübre oluyor. Bol olduğu için de özellikle kışa girerken ben bu gübreyi ağaç diplerine bırakıp sezonu kapatıyorum. Bütün kış boyunca bu çözünüp bitki yeni sezona Mart ayında uyandığında İhtiyacı olan besini fazlasıyla dibinde buluyor. Sulanmayla, yağmur suyu. Yağmur suyu. Burası çok karlı bir bölge zaten. Kışın mutlaka kar eksik aynen olmuyor. Öyle. Ondan beraber çözülüyor. Böyle kendimizce bir döngü çok oluşturmaya çalıştık. Şimdi biraz önce yukarıdan göstermiş olduğumuz bu asansör sisteminin alt kısmına geldik. İşte evet. Görmüş olduğunuz gibi yem karma makinamız burada. Aynen. Ezme makinamız yan tarafta. Yan tarafta. Tamam. Su depomuz ve hidrofor sistemimiz yanda. Şunlar da gene bizim kendi imalatımız. Fareden mümkün olduğu kadar korunabilmek adına buğday ve arpa filolarımız. İlginç abi. Bu iç tarafı metal galvaniz kaplama filan mı? Hayır. Tamamı ahşap. Tamamı ahşap. Tamamı ahşap. Tamam. Bizim bu işleri yapan ustamız Ordulu. Oo, orada edinmiş olduğu şeylerle
Şurada dolum ağızları var. Kendi tasarımı, ben hiç karışmadım. Yerden işte belli bir yükseklikte. Çok iyi. Böyle olunca fare şeyini bayağı bir Azaltmış oldun. engellemiş olduk. Kesinlikle. Yiyecek olarak da ben bir ilk sene silaj kullandım. Tamam. Bir daha hiç kullanmadım. Ve kullanmayı da Düşünmüyorsun. düşünmüyorum. Onun yerine tane mısır benim Tamam. için daha doğru bir Mısır. ürün olarak geliyor. Tane mısır, buğday, arpa, Arpa. kabayem. Kabayım. Baktığım hayvanlar bu. Denk gelirse Koyunsu pancar gibi. küspesi olabilir. Analara koyun süt Türkiye'nin yemi dönemine göre. mutlaka dönemine göre veriyorum. Onun dışında da herhangi bir ekstra bir ürün Girmiyorsunuz. kullanmıyorum. Sulu kabayım olarak mısır sılajından uzak Uzak duruyorsunuz. duruyorum. İlk sene kullandım. Koyunda çok faydasını olduğunu görmedim. Yani biraz daha işkembesi büyükbaş hayvanlar için doğru bir ürün kesinlikle olmalı. Ama koyun için bence gerek yok. Gerek yok. Bu şekildeki Bence gerek yok. şartlarda yeterli Bence gerek oluyor yok. abi. Evet. İşte burada karıyoruz, Tamam. koyuyoruz, çekiyoruz, dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Şu yan tarafta da abi genç Şimdi hayvanlar var burada sanki. hem işte ayırmış olduğumuz bir şeyler var, damızlıklar var. Tamam. Şimdi bu broiler beslemesi gibi değil mi abi? Mesela otomatik Evet, gitmiyor artık bunu plastik. çok da bilerek şey yapmadım. Bu işi yapan abilerimiz, ya bir yemlik alacağım dedim, ya bunlardan al daha mutlu olacaksın dedi. Tamam. Öbür uzun tipli yemliklerimizden Metal. de var. Ama bunları aldık. Bunlardan da gayet memnunuz. Tepeden döküyorsun. İki çuval alıyor herhalde 100 Alıyor. kilo civarı. Alıyor. Ondan sonra bunları Devam ediyoruz. alttan tükettikçe Alıyoruz. çıkmış oluyor üst tarafa. Devam, üstünü takviyeyle devam Kabayım ediyoruz. olarak bunlar yulaf sapı gibi falan mı abi? Sap olarak Sap bu. olarak kullanıyor. Burada Tamam. şöyle aynı karmış olmuş yerinden bu arkadaşlara da Veriyoruz. veriyoruz. Sadece ben damızlık olarak ayırdığım hayvanları 12 aylık olana kadar dışarı hiç salmıyorum. 12 ay olana kadar O meraya merayı gitmiyor. hiç salmıyorum. Ondan sonra diğer sürüyle karıştırıyorum. Tamam. Neden? Kondisyonlarını daha iyi topladıklarını Toplayayım. Büyüme düşünüyorum. safhası Büyüme iyi olmayan bir için. safhasını kontrollü bir şekilde devam Bu etsin tarzda diye. şişek Evet, diyebileceğimiz gibi. adaylar, Evet. genç Mesela adaylar. şuna doğru da geliyor iş biraz. Şimdi sizin ürününüze neden yöneldik? 2-2 doğumun oranlarını vermiştim size. Birbirine benzer 1.7, 1.6 gibi. Evet abi. Son doğumlarda ben şöyle bir sistem istedim. Arkadaşlarımın bana hayır demesine rağmen biraz direttim. İnisiyatif alarak. Dişilerimi padokladım. 20'li 25'li gruplar yaptım. Ve her gruba hangi koçu koyduğumu not ettim. Sürü takip sistemine de bunu girdim. Yapmak istediğim pedigriyi takip etmekti. Tamam. Ama ve lakin hayvan kapalı alana alışık olmadığı için o kadar uzun süre Tabii. ikizlik oranımda, kuzu kayıplarımda çok ciddi artış oldu. Evet. Öyle olunca bu koçlama döneminde bu sistemi bir daha yapmamak üzere literatürümden kaldırdım. Hayvan bence mutlu olduğu yerde daha iyi ürüyor. Kesinlikle abi. Benim buradaki tecrübeden edinmiş olduğum izlenim bu. Bunu öneriyorum. Aynen. Bizde de bu konuda çok soru geliyordu. Diyorlardı ki mesela şimdi koç katım zamanı tamamen kapalıda mı tutalım yoksa ara sıra çayır meraya çıkıp gelelim şeklinde. Bir hayvan dediği gibi Alper Bey'in 12 ay boyunca çok ağır kış şartları olmadığı sürece dışarı çıkıp tekrar geliyorsa ve bu doğal döngüye alışmışsa o koç katım zaman 30-40 gün boyunca kapalı sistemde koç katım kısmına adapte olamıyor. Üstüne stres yaşıyor. Üstüne de ikizlik oranı düşüyor. Kuzu kayıpları Kuzu artıyor. kayıpları artıyor. Ben bir de Kuzular. şöyle bir uygulama da yaptım. İşte koçu çıkarttıktan sonra bir ultrason uygulaması Evet. yaptık. Boş olanları bir daha kapattık Tam gibi kitabına gibi uygun yaptık gibi yaptık ama ama ben sonuç alamadım. Ağlanlar vardır. evet. Saygıyla karşılarım. Bende olmadı. Aynen öyle. Bende olmadığı için de literatürden kaldırdım. Bir Kaldırdık. daha kitabımızda böyle bir şey yazmayacak. Evet. Öyle olunca da sizin ürününüz de dikkatimizi çekti. Uzman arkadaşlarımızın önerileri de bizim isteklerimizle örtüştüğü Evet. için sizin ürününüzü aldık, denedik. Şu an iyi gittiğini söyleyebilirim. Koç katım sürecinde. Sonuçlarını da şeffaf bir şekilde
sizinle paylaşacağım. Aynen öyle abi. Biz de zaten dikkat ettiğimiz husus, hayvan refahına uygun vaziyette enjektabl vitamin mineral uygulaması yapmadan, süngerleme, kulak arkası yapmadan hayvanın normal ihtiyaçlarını ağız yoluyla vermek. Eksik bir amino asit varsa, ki zengin bir amino asit içeriği var. 44 protein, içerisinde organik mineraller var. Bunun haricinde diğer sizin işletme envanterinde arpa, buğday, mısır, çayır, mera, kaba yemlerinin de birleşmesiyle bir besleme sezonu geçiriyoruz, koşulama sezonu geçiriyoruz. Hayvan zaten stres faktörlerini minimize ettikten sonra görevini yapıyor. Yani biz hep şunu söylüyoruz, kötü hayvan yoktur, eksik besleme vardır şeklinde. O eksik beslemeyi tamamladıktan sonra, refah seviyesinde oturttuktan sonra, optimize ettikten sonra hayvan görevini yapıyor. Dediğiniz gibi bir merinos, aslında ıslah edilmiş bir sürü, 60 ve 70'leri siz görmüşsünüz. O bantlarda gitmesi gerekiyor. Stres demek ki ne kadar çok aslında bunu engellemek bence oluyor. Çok engelli. Aynen çok öyle. Önemli bir konu. Bunu evet. Hem sizin vasıtanızla hem evet. Daha iyi bilenler de belki %10'layacaklardır. Evet. İşletmede öğrendiğiniz aslında her bilginin ya da işte kaybederek, parası ödenerek elde edilen bilgidir şeklinde bir Evet. şey var. Söz var, tabir var yani. Burada da mesela bahsettiğiniz çatıdaki trapezin sandviçe dönüşmesi, buradaki işte kapalı ya da yarı açık sistem koşulama dönemleri, bunların hep bir maliyeti ödenmiş ve burada tecrübe olarak paylaşmış olduk. Bir tane daha bedeli ödenmiş bir yanlışımızı da söyleyeyim. Evet abi. İkinci doğumlarda, yani ikinci gebeleme döneminde şöyle bir hata yaptık. Gene benim eksikliğimle fazla besledim anaları kışın. Evet. Fazla besledim. İkizlik oranım çok iyiydi. Ama kuzular da çok iyi oldu. Fazla Çıkışta büyüdü. zorlanmış. Fazla büyüdü. Anaç kaybına sebebiyet oldu. Çatıdan çıkmadı derler ya Çıkmadı. Böyle. Evet. Yani 6-6,5 kiloluk kuzular oldu. Haklısınız. İçeride çok beslemiş. Yani kendini çok besledik. Yani ben aktarmış. Orada öyle de bir hata yaptım. Orada biraz anaç kaybı yaşadım. Doğrudur. Bu da bedelini ödeyerek öğrendiğim bir konu. Tabii bu işin ustaları için şu an söylediklerimizi belki tebessümle karşılayacaklar ama ödedik. Sorun yeni başlayanlar da yeni var başlayanlara sonuçta. Örnek olmak. Yani Aynen öyle. arkamızdan birileri gelecekse en Kesinlikle. azından biz bunları dillendirelim Evet. ve gelsin. Elimizdeki envanteri çok veya bol vermek değil, ihtiyacı kadar dönemine göre uygun vermek. Buradaki hem hayvanın Kesinlikle. cılız kalmaması hem de yoğun bir yağlanmaya gitmemesi için çok önemli. Bu noktanın açısından sizin işletmenizdeki kaba konsantre yemleri birlikte istişare ederek size olsun, diğer üreticilerimize şey yapabiliyoruz, destek verebiliyoruz abi. Evet abi, çok teşekkür ediyoruz Rica ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz, vakit ayırdınız. Estağfurullah, siz de bize kapı açtınız burada. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tamam, eyvallah abi, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Alper Şen Bey'in işletmesini ziyaret ettik. Bilgileri size aktardık. Atladığımız veya sizin merak ettiğiniz bir konu olursa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Ürünlerimiz hakkında da yemsiparişi.com'u ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'nin 81 iline bu ürünleri sizlere ulaştırabiliriz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Süper abimizle çekimi bitirdik ama ara bir sohbet geçti. Onu da sizlerle paylaşmak istedik. Elimizde yaban mersini reçeli var. Bunu nasıl hazırlıyorlar, nasıl bir faydaları var? Bunları Alper Bey'den çok kısa bir şekilde de almak istedim. Onun için tekrar geçtik karşınıza. Hemen şöyle özetleyeyim. Bizim kendi bahçemizden toplamış olduğumuz yaş yaban mersinlerini sezonda yaş olarak tüketiciye ulaştırıyoruz. Evet abi. Ama onun haricinde çizmetarım.com üzerinden kışında bu iş, yaban mersini almak ve tüketmek isteyen halkımız için kurusunu ve reçelini yapıyoruz bir seneden itibaren. Satışımız da aynı şekilde var. Tamam. Reçelin içerisinde sadece kendi yetiştirdiğimiz yaban mersini, %50 oranında şeker ve su var. Toz şekeri ve su var. Bu o kadar. Şekilde, doğal bir şekilde. Doğal bir şekilde yapılıyor. Herhangi bir katkı maddesi söz konusu değil. Üretim isimleri, işletme numaraları tamamen. Şey, ben size hediye olacağı için etiketlenmemiş ürünlerden verdim. Tamam. Beğeneceğinizi umut ediyorum. Evet abi. Faydası bunun nedir abi? Antioksidan kapasite tabii, olarak stres, kanser vs. Antioksidanı en yüksek olan meyve grubunun başında evet. Geliyor yaban mersini. Orman meyveleri sınıfında evet. Değerlendiriliyor. Özellikle kanser serbest radikallerin oluşumu evet, ve onları engelliyor. Kanser engelliyor. Hastalarının özellikle bizden arayıp buldukları evet. Bizim için yeni yeni bilinen ama
aslında faydası çok çok fazla Dünyaca olan bilinen diyebiliriz. efektif bir meyve. O yüzden şiddetle Kesinlikle. kullanmanızı da tavsiye ediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Yani biz bunu yaban mersini, dondurma, çikolataları falan görüyoruz ama onlar hepsi birer Gıdanın, gıdanın katkısı ya da evet. sentetiği ama asıl doğalı Asıl bu. doğalı bu. Doğadan bunu sizlere ulaştırmak İnşallah gerekir yani. beğenirsiniz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.